Taha Akyol, Erdoğan ve İnönü. 14 Mayıs tarihimizde iki cumhurbaşkanı, hem de partilerinin genel başkanı olan iki cumhurbaşkanı için kader günüdür. 14 Mayıs 1950, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Nam-ı Diğer Milli Şef İsmet Paşa. 14 Mayıs 2023 AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nam-ı Diğer Reis. Aralarında tam 73 yıl var. Hep diyorum ya, tarihe taraftar gibi değil, laboratuvar gibi bakmalıyız. 2 Temmuz beyannamesi. İsmet Paşa zamanında 1946 seçimleri bir rezalettir. Sandıktan çıkan oyları vali, kaymakam, emniyet müdürü ve jandarma komutanı belirlemişti. Kavgası çok oldu. 1947'de kavganın büyümesi üzerine partili milli şef kendi partisinden başbakan Recep Peker ile muhalefet lideri DP genel başkanı Celal Bayar'ı çağırarak görüştüler. Sonunda demokrasi tarihimizin en önemli belgelerinden 12 Temmuz beyannamesini yayınladı. Milli şef partiler karşısında tarafsız davranacağını, her iki partinin eşit kanuni hak ve güvencelere sahip olacağını açıklıyordu. Partili ama tarafsız davranan Cumhurbaşkanı güvenini yaratmak CHP'de genel başkan vekili makamını oluşturdu, günlük politikayı ona bıraktı. Daha önemlisi, otoriter Recep Peker'i uzaklaştırdı, ılımlı Hasan Sakay'ı ve ardından daha önemlisi Şemsettin Günaltay'ı başbakan yaptı. Birlikte Seçim Kanunu Partili Cumhurbaşkanı İnönü, Çankaya'da yabancı devlet adamları için veriler protokol yemeklerine muhalefeti davet etti. Bayar bazen de Menderes ve Fuat Köprülü katıldılar. İnönü yurt gezilerinde DP'den birkaç milletvekilini yanına aldı. Erzurum ve Hatay gezilerinde DP merkezlerini ziyaret etti. Basın huzurunda valilere iki partiye eşit davranmaları talimatını verdi. CHP'den Nihat Erim'in DP'den Adnan Menderes'in katılımlarıyla iki partinin heyetleri birlikte seçim kanunu hazırladılar. Yüksek Seçim Kurulu bu kanunla kuruldu muhalefete seçim dönemlerinde radyoda propaganda konuşması hakkı verildi. İnönü, İzmir ve Polatlı konuşmalarında seçimleri kaybederlerse, kadere boyun eğeceğini, muhalefet lideri olacağını açıkladı. İşte 4 Mayıs 1950 günlü milliyetin manşeti, 1950'de dürüst seçimler yapıldı, DP iktidara geldi. Erdoğan dönemi Erdoğan, iktidarının ilk iki döneminde reformları sürdürdü, AB sürecinin de katkısıyla demokrasi ve ekonomide önemli gelişmeler sağladı. Ve maalesef bunu otoriterleşme eğilimi izledi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi üzerine haklı olarak o hal ilan etti ama o hal yetkilerini otoritesini güçlendirmek için kullandı. 687 sayılı KHK ile seçim kanunu değiştirildi. Kanundaki seçim dönemlerinde TV'lerin partiler arasında ölçülü yayın yapması hükmünü ve YSK kontrolünü kaldırdı. TV'lerde tek yanlı yayınların yolu açıldı. Anayasanın 114. maddesine göre seçim döneminde partili adalet, içişleri ve ulaştırma bakanları istifa eder, partisiz isimler genelde ilgili bürokratlar atanırdı. Seçimlere devletin karışmaması için bir tedbirdi bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde referandumla bu madde kaldırıldı. YSK 1950'den kurulduktan sonra ilk defa siyasi tartışmalara konu oldu. Profesör Kemal Gözler, "İs'nin siyasi iktidar karşısında bağımsız olmadığı bir ülkede seçimlerin dürüstlüğünden her zaman şüphe edilecektir." diye yazdı. 31 Mart 2022'de AK Parti ve MHP seçim kanunu değiştirdiler. Muhalefetten görüş alınmadı. Seçim kurullarında kıdemli hakim ilkesine son verildi, kura sistemi getirildi. Seçim yasaklarında Cumhurbaşkanına yer verilmedi. İttifak oylarının sayımında küçük partilerin aleyhine değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez" diye konuşmalar yapması amacını aşan sözler olsa bile endişe vericidir. Kadere boyun eğeceğini söylemesi beklenirdi. Benim eminim sandıktan ne çıkarsa o olacak.